Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İnşallah her şey yolundadır, haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün inşallah Cabiri okumalarımızın 24.sündeyiz. Devam etmekte olduğumuz beyani aklın kategorilerinde lafız anlam ilişkisinin mahiyetini çözümlemeye ve kritiğe yönelik merhum Cabiri'nin değerlendirmelerini ele alıyoruz. Bugün de inşallah üçüncüsünü son olarak bu lafız anlam ilişkisi ve dil mantığının son bölümü olacak. Bundan sonra söylemin ve aklın kendine özgü yapılarını ele alacağımız ikinci bölümüne yine lafız anlam ilişkisi üzerinden devam edeceğiz. Bu itibarla son derece önemli bir bölümü sizlerle bugün müzakere edeceğiz. Ve inşallah dersimizin sonunda lafız anlam ilişkisinin dil mantığında beyani aklın kategorik yapısını analiz etme ve anlamada neye tekabül ettiğini daha netleştirmiş olacağız. Derslerimiz doğal olarak uzadığı için ben müsaadenizle hemen ekran paylaşmak istiyorum. Oradan devam edelim. Gördüğünüz üzere Cabiri okumalarındayız. 82 ve 96. sayfaları sizlerle değerlendireceğim. Lafız anlam ilişkisine devam ediyoruz ve kelam ilmindeyiz. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştığım gibi Cabiri merhum beyani aklın mahiyetini analiz ederken üç ilmi disiplini dikkate alacağını, bunların birisi dil, diğeri fıkıh usulü, öbürü de usulü din yani kelam olduğunun altını çizmişti. Biz dilciler açısından lafız anlam ilişkisinin ve dilin mantığının neye tekabül ettiğini konuştuk. Bir önceki dersimizde fıkıh usulcülerinin lafız anlam ilişkisinden lafzın anlama delaletinin imkan ve sınırlarını nasıl adeta tüm boyutlarıyla ele almaya çalıştıklarını da gördük. Bugün konunun kelam boyutunda kelamcılarımızın lafız anlam ilişkisine ve dilin mantığına nasıl yaklaştıklarını göreceğiz ve bu ders diğer iki dersimizin de mütemmimi olacak şekilde onları tamamlayacak biçimde dersin sonunda lafız anlam ilişkisi ve dilin mantığında beyani aklın kategorik durumu şudur diyebileceğiz. Tabii bundan sonraki akıl ve söyleme ilişkin yine lafız anlam ilişkisinde duracağımız bölümlere dokunmadan bunu söylüyorum. Onları ayrıca göreceğiz inşallah. Peki konu kelam ilmi olduğunda biz öncelikle kelam ilmi üzerinden iki temel ekolü birbirinden ayırt ederek konuya başlamamız gerekecek. Evet, bu biraz kalın oldu ama kalemle inceltirim. Kelam ilmi dediğimizde bundan A, Ehl-i Sünnet, B, Mutezile olmak üzere İslami ilimler geleneğinde iki ana ekol söz konusudur. Biz de bu iki ana ekol üzerinden konuyu ele alacağız. Ve ehli sünnet dediğimizde bu dairenin içine sahabe ve tabi neslinin görüşlerinin yer aldığı selef dediğimiz grup girer. Ahmet bin Hanbel girer. Bir de Eş'ari gelenek, bunun da Ahmet bin Hanbel çizgisinin bir devamı olduğunu düşünürsek, bu üç
ekol bize ehli sünneti temsil eder. Ona tekabül eder, ona karşılık gelir. Mutezile de tam bu ehli sünnetin karşısında kelam ilminde temel problemlerde bu iki ekol belirleyicidir ve farklılık bu iki ekol üzerinden tebarüz eder. Konumuz kelam ilmi ve lafız anlam ilişkisi olduğuna göre bu iki ekolün birbirinden ayrıştığı en temel konu dil konusudur. Çünkü lafız anlam da sonucu itibariyle dildir. Ehl-i sünnet der ki dilin kaynağı insanın bir dil yetisine sahip olmasının temeli tevkifidir. Ne demek tevkifi? Tevkifi lafız ile anlamın insanda tayini ilahidir. Ve alleme Ademel Esma ayetinden de hareket ederek sünni gelenek insanoğlunun dil yetisinin Allah tarafından ona bahşedilmiş, talim edilmiş, öğretilmiş bir yeti olduğu noktasındadır. Mutezili gelenekse dilin muvada ile olduğunu yani dilin toplumsal ve kültürel bir uzlaşı olduğunu ve böylece dilin kaynağının insan olduğunu söyler. Şimdi burada muvada toplumsal uzlaşı Mutezile gelenekte bir lafzın hangi anlama delalet edeceğini belirleyen temel referans muvada uzlaşıdır. Şunu dersimizin başında altını çizerek belirtmeliyim ki bugün geldiğimiz nokta itibariyle bile çağdaş dil bilimciler insanoğlunun nasıl olup da böyle bir dil yetisine sahip olduğunu, bu kadar farklı dilleri konuşabildiğini, bunların nasıl üretildiğini nihai manada net olarak bilmekten uzaktır. Bugünkü tüm dil bilgilerinin ortak kanaati budur. İnsan dilin menşeini belirlemekten bugün acizdir. En ünlü dil bilgimiz olan Chomsky'nin duruşunun tevkifiliğe yakın olduğunu söylemem gerekir. O insanlarda dilin Mutezile'nin de iddia ettiği gibi zamanla insanların çıkardıkları seslerin dile dönüşmesi teorisinin çok ikna edici olmadığını, dilin insanlarda sadimli bir şekilde birdenbire olduğunu, yani verili olduğunu söylemeyi yeğlediğini, tercih ettiğini söyler Chomsky. Konunun tabii bu boyutuna girmeyeceğim. Dersimizi maksadından uzaklaştırabilir. Ama şunu söylemeliyim ki burada dil tevkifi midir, muvadaa yoluyla mı oluşmuştur konusunun hangisinin isabetli ve haklı olduğunu belirlemekten ziyade muvadaa iledir dediğinde bunun konumuz bakımından sonuçları kelami olarak nedir? Tevkifi dediğinde bunun sonuçları nedir? Bizi bu ilgilendirdiğinden biz bu sonuçlarla ilgileneceğiz. Ama son olarak şunu da belirlemeliyim ki
Evrim teorisinin en zayıf noktalarından biri de insanoğlunun dil yetisidir. İnsanın evrimleşme tarihi bugün sahip olduğu dil zenginliğini akli olarak izah etmekte yetersizdir. Onu da ifade edeyim. Peki, şimdi konu dil olduğunda ve iki ekolümüz de dilin mahiyetinin tevkifiliği ve muadaa ile uzlaşıyla oluşuna ilişkin temel duruşlarını belirledikten sonra konumuzun asıl meselesine gelelim. Dilin üzerinden doğal olarak iki unsur öne çıkar. Bu da zaten konumuz, lafız ve anlam. Şimdi tam da burada lafız ve anlam üzerinden kelamcılarımızın konuya yaklaşımını biraz netleştirelim. Lafızdan ne anlıyor, anlamdan ne anlıyorlar? Bunu biraz netleştirelim. Değerli izleyenler, anlam, bunu müsaadenizle farklı bir renkle yazalım. Anlam geneldir. Lafız özeldir. Anlam sınırsızdır. Lafız sınırlıdır. Ve dolayısıyla daha önceki derslerimizde de beyani aklın yapısal özellikleri üzerinde dururken söylediğimiz gibi genel ve sınırsız olması yönüyle anlam öncedir. Özel ve sınırlı olması bakımından lafız sonradır. Önce olan sonra olandan değerli olduğundan derece ve değer bakımından da bahsetmiştik, değerlidir. Lafız manaya göre daha değersizdir. Bunu biraz açalım, biraz daha derinleştirelim. Çünkü konumuzun anlaşılması bakımından bu temel izahat son derece önemli. Anlam evrenseldir. Lafız yerel, lokal ve tarihseldir. Bu söylediklerimizi felsefenin diline tercüme edecek olursak ki felsefe dersleri de başladık biliyorsunuz. Felsefe derslerimizde bunları konuşacağız, okumalarımızda. Bunu tercüme edecek olursak, çünkü birazdan bu çerçeve bize çok lazım olacak. Anlam varlığa, yani el vücuda, lafız var olana, lafız var olana, yani el mevcut, buna tekabül eder. Böyle olduğunda buraya dikkat edelim. Son derece önemli bir ayrıma işaret etmeye çalışıyorum. Mana varlıktır, lafız var olandır. Yani aralarındaki münasebeti netleştirelim. Varlık var olan ile zuhur eder, ifşa eder. Cevher ve arazı düşünelim. Araz üzerinden düşünelim. Gayip, zahir olarak ele alalım. Kur'an'ın, Allah'ın kelimeleri denizler mürekkep olsa tükenmez demesiyle ilahi kelamda
lafzın ve anlamla birlikte sınırsızlığından ileride daha farklı boyutlarıyla özellikle irfani aklı konuştuğumuzda ele alıp üzerinde duracağız. Böylece bu iki temel ekolün gerek dili tevkifi gerekse muada ile kabul etmiş olsunlar. Her ikisi de lafız ve anlamı birbirinden ayırt etmek üzerine kelami görüşlerini temellendirirler. Mutezile'de de lafız anlamdan ayrıdır. Ehli sünnette de lafız anlamdan ayrıdır. Detaylarına indiğimizde şu ifade etmeye çalıştığım boyutlarıyla lafız anlam ayrışması son derece belirgin bir biçimde karşımıza bu temel tartışmaların ve bizim konumuz olan lafız anlam ilişkisinin dil mantığına kelam üzerinde nasıl yansıdığını net bir biçimde ortaya koymaya inşallah bize imkan verecektir. Peki konunun bu felsefi boyutundan yeniden konumuza dönecek olursak, o zaman burada biz bu lafız anlam ilişkisinin bu boyutta tevkifilik ve uzlaşı üzerinden iki temel ekolde ayrışmasının ortaya çıktığı temel sorun üzerinden mevzu yürütelim ve bu temel sorunu şöyle belirleyelim. Temel sorun. Temel bir sorunumuz var. Bu temel sorun üzerinden devam edeceğiz. Peki bu temel sorun nedir? Kur'an'ın mahluk olup olmayışı. Temel sorunumuz budur. Pardon. Özür dilerim. Temel sorunumuz bu. Şimdi bunun üzerinden biz konuyu ele aldığımızda doğal olarak Sünni gelenek, Eş'ari gelenek Kur'an mahluk değildir diyecek. Mutezili gelenek Kur'an mahluk diyecek. Peki bu iki temel geleneğimiz buraya kadar sözünü ettiğimiz hususları da dikkate aldığımızda biri neye dayanarak Kur'an mahluk değildir diyor, diğeri neye göre Kur'an mahluktur diyor ve bu iki söylem de doğal olarak tam olarak ne kastediyor, ne buradan anlamalıyız ve bunun üzerinden yavaş yavaş konuyu derinleştirerek daha ileri boyutlara taşıyıp efendim lafız anlam ilişkisi ve dilin mantığını görmeye çalışalım. Öncelikli olarak Sünni gelenek Kur'an'ın mahluk olmadığını söyleyerek ayrımda lafız ve anlamın birbirinden ayrı oluşunda işte bu anlamı öne çıkarır ve bu anlam kelami nefsidir der. Bu kelamı nefsi ilahi kelamdır. İlahi kelam özdür, manadır. Burada lafız yok. Dolayısıyla Kur'an da kelam-ı nefsi de manadan ibarettir. Lafızlar yok. Onun için Kur'an'ın lafız yani ses, harf, yazı, yazı maddesi, sayfa vesaire bunlar itibariyle Eş'ari gelenekte de mahluktur.
Bunlar maddedir zaten. Dolayısıyla burada mana esastır ve kelami nefsidir. Ve aslı olan da budur. Bu da ilahi kelama tekabül ettiği için bu kadimdir, ezelidir der. Kur'an kadimdir dediğinde bundan kelami nefsiyi kast eder. Kadim olan da Eş'ari geleneğin kastettiği şey kelami nefsidir. Şimdi tam da burada Kadı Abdülcebbar'a atıfta bulunarak, çünkü erken dönem Mutezili kelam metinlerine sahip olmadığımız için bunları büyük ölçüde Kadı Abdülcebbar'ın eserlerinden, özellikle El-Muğni'den hareketle elde ediyoruz. Bugün çalışmalarımızda da böyledir. Gelenekte de böyle olmuştur. Dolayısıyla Kadı Abdülcebbar Sünni geleneğin kelami nefsi çözümlemesi üzerinden Kur'an'ın mahluk olmadığına ilişkin tezlerinde göz ardı ettikleri bir hususun olduğunu ve dolayısıyla tevhid ilkesi gereği Kur'an mahluk değildir demenin imkansız olduğunu söyleyecek ve bunun için de şu delilleri ileri sürecek. Bu son derece önemli ve bu ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor. Mutezile diyecek ki vahiy, yani Kur'an bir hitaptır. Bir hitabın zorunlu iki unsuru vardır. Muhatap ve hitap. Yani söz. Bu iki unsur olmadan bir hitaptan, bir kelamdan söz edilemez. Dolayısıyla kelami nefsi diyerek Kur'an'ı Allahu Teala'nın zatına mahsus bir mana olarak ifade etmek Kur'an'ı hitap olmaktan çıkarır. Buna hakkımız yok diyor Mutezile. Ve Kur'an bir hitaptır dediğimizde ve biz bu hitabın, yani vahyin kadim olduğunu da söylediğimizde muhataplarının da kadim olduğunu söylemiş oluruz. Buraya dikkat buyurun. Diyor ki Kadı Abdülcebbar, Kur'an kadimdir demek Kur'an hitabının muhatapları da kadim demektir. Bu ise teaddüdü kudema dediğimiz ezeli olanların çokluğunu gerektirir ki tevhid ilkesine aykırıdır. Şirktir diyor Mu'tezile. Dolayısıyla Kur'an'ın mahluk olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü Kur'an'ın manası da bir hitaptır. Böyle bir kelam-ı nefsi ayrımına giderek sorunu çözemezsiniz. Şimdi tam da burada değerli izleyenler, bu iki ekolün bu tartışmalarının biraz arka planına geçelim ve bir arka boyut analizi yapalım. Oradan devam edelim. Tekrar yazıyorum. Ehl-i Sünnet Mutezile. Şimdi bu iki geleneğin temel duruşunda yukarıda belirlemeye çalıştığımız dilin mahiyetine ilişkin ayrıma benzer bir ayrım
vahyin, dini metnin, nassın anlaşılmasına ilişkin de çok temel iki farklı duruşları vardır. Bunu bundan sonraki bölümde daha detaylı bir biçimde Kur'an'ın lafız ve mana itibariyle mahiyetini söylem olarak analiz edeceğiz. Orada daha konuları inşallah detaylı bir biçimde sizinle mütalaa ve müzakere imkanımız olacaktır. Şimdilik bizi ilgilendiren boyutuyla şunu söylememiz gerekir. El sünnet nası anlamayı esas alır. Nası anlayalım der. Ehli sünnet geleneğinin nası anlamanın karşılığı tefsirdir. Buna Cabiri söylem yorumu diyor. Söylem yorumu. Yani bir ilahi söylem var. Sünni gelenek bu söylemi anlıyor. Burada yorum anlamak manasındadır. Peki Mutezile ne yapıyor? Şimdi buraya dikkat buyuralım. Mutezile diyor ki biz ilahi nasın söylemin anlamını söylemin üretimi dikkatle yazıyorum. Söylemi üretiyor. Söylemi anlamak ve yorumlamakla söylemi üretmek çok son derece birbirinden ayrı şeylerdir ve onun için bunun adı tevildir. Birazdan bunları konuşacağız. Detaylarını da konuşacağız. Konunun daha siz değerli izleyenlerimiz için vuzuha kavuşacağını umut ediyorum. Dolayısıyla Mutezile geleneği dini nas'ın anlamını üretir. Teville, yorumla bir anlam üretir. Peki şimdi burada her ikisinde de benzer taraflara baktığımız zaman dini söylemin yani lafzın anlama tekabüliyetini belirleme çabasında olduklarını görüyoruz. Sünni gelenek tefsirle bunu daha sınırlı ve dil çerçevesinde tutmaya çalışırken ve dil çerçevesinde derken de daha çok nahiv merkezli ve bunun beraberinde aynı zamanda nakil ve rivayetleri de dikkate alarak yapmaya çalışırken Mutezile tevil konusunda son derece daha önemli bir husus. Söylemi üretme konusunda. Ve üç unsura dikkatimizi çeker. Bir, tevil dilin muvada sına aykırı olmayacak. Dolayısıyla dil toplumsal bir uzlaşıdır. O dili konuşan kültür mensuplarının muvadasına aykırı, onu aşan bir tevil sahih ve geçerli bir tevil olamaz. Peki ikincisi hatibin kastı. Hatibin kastı. Onun için Kadı Abdülcebbar dilin manaya delaletine ilişkin yapmış olduğu analizlerde hitabın mutlaka hatibin kastını yansıtan, onu taşıyan bir
özelliğe sahip olduğunun altını çizer. Dolayısıyla tevil hatibin kastına da mugayir olamaz. Hatibin kastına efendim uygun olmalıdır. Üçüncüsü, söylemi ürettiğimiz tevil bir delile, bir karineye dayanmalıdır. Bu karine ve delil birazdan konuşacağız. Bazen semai olur, bazen akli olur. Yani efendim nakli ve akli deliller olur. Bunların detayları var. Birazdan farklı misaller üzerinden de inşallah konuşacağız. Peki, bu üç unsur üzerinden Mutezile tevil yapılabileceğini ve bu üç unsurla tevilin geçerli ve sahih olacağını söylerken, Sünni gelenekten daha farklı olarak burada özellikle beyani, yani belagat ve maani ilminin, edebiyatın söylemlerinden de yararlanmayı ihmal etmez. Şimdi böyle baktığımızda Mutezile söylemi ürettiğini ve bununla tevil yaptığını ifade eder ve Sünni gelenek ise daha dar çerçevede tefsirle anlamı Mutezile'de olduğundan daha farklı bir çerçevede değerlendirir. En temele ve arka plana indiğimizde ise her iki ekolün de teorik anlamda kelami doktrinlerinin belirleyici olduğunu görüyoruz. Mutezile niye bunları böyle geliştiriyor? Çünkü onların usulü hamsesi tevhid bunu gerektiriyor, vahid bunu gerektiriyor, adil bunu gerektiriyor, emri bil maruf bunu gerektiriyor vesaire. Bunlar Mutezile'nin temel doktrinidir. Sünni geleneğin kendi temel doktriner yapısı da konuya böyle yaklaşmalarını ve böyle bakmalarını gerektiriyor. Şimdi konunun Kur'an'ın mahluk oluşu olmaktan ilahi isimler ve sıfatlar konusuna geldiğinde aynı efendim temel duruşun ve tartışmaların burada da devam ettiğini görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Mutezile kendisinin temel doktriner duruşuna uygun olarak isim ve sıfat konusuna yaklaşırken, Sünni gelenekte yine kendi temel duruşları itibariyle konuya yaklaşırlar. Bütün bunlarda belirleyici unsur nedir? İsimler lafızdır, sıfatlar manadır. Tabii sıfatları da ifade eden lafızlar var ama sıfat daha manasal içerikleri itibariyle öne çıkar. İşte tam burada yine Kadı Abdülcebbar der ki, sözcükler iki önemli görevi üstlenirler. Birincisi zata işaret ederler. Bu zat belirlidir ve biz Zeyd dediğimizde bundan bir müşahhas şahsı anlarız ve Zeyd onu gösterir. Zat isimleridir. Ağaç böyledir, dağ böyledir, nehir böyledir vesairedir der Kadı Abdülcebbar. İkincisi ise sıfat isimleridir ki sıfat sözcüklerdir ki bunlar manadır. Bunlar tümeldir. Örneğin cins, tür, nevi, fasıl bunlar böyledir. Ve biz bunlar sıfat dikkat durunuz.
mantıktaki bu tümeller kelamcılar için artık sıfat oldu. Dikkat buyurunuz. Ve sözcükler olarak hayvan dediğimizde cins bakın. Tür insan dediğimizde nutuk, natık dediğimizde bunlar nesnel bir şey göstermezler. Hayvan dediğimizde bu bize bir şey göstermez. Bu bir sıfatı ifade eder. Onun için mutezili gelenekte bunlar kavramlardır. Kavramların manaya delaleti ise akli. Lafızların zati manaya delaletleri hissidir, duygusaldır. Sıfatların manaya delaletleri ise aklidir. Onun için insan dediğimizde bu sözcük hiçbir zaman somut, masadak, müşahhas bir şeye delalet etmez. Sıfattırlar. Bunların ilahi sıfatın anlamıyla ilişkilendirildiğindeki o derin boyuta tartışmaya girmiyorum. Sadece lafız anlam bağlamında ve lafzın anlama delaleti ilişkisi boyutunda konu ele alındığında her iki ekolünde mevzuya nasıl baktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu konuda lafız anlam ilişkisinin kelamcıların ilahi kelamı değerlendirirken, ilahi söylemi değerlendirirken lafız anlam problematiğinin kelami teorilerini geliştirmede nasıl bir yansımaya neden olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Peki, şimdi tam da burada Mutezile ilahi kelam bir kısmı müteşabih, bir kısmı da muhkem olan iki temel özelliğe sahiptir der. Şimdi buraya dikkat buyurunuz lütfen. Bir dilde lafzın anlam ile ilişkisi bağlamında bu lafız ister zat ismi olsun, ister sıfatla ilgili olsun, hangi ayrım bağlamında olursa olsun, bir lafzın manaya delaletinde bir ayrışmanın, lafız anlam ayrışmasının olduğunu görüyoruz. Şimdi burada daha farklı bir şeyin üzerinde müsaadenizle duracağız. Ve her iki ekolün de bu konudaki temel yaklaşımından hareket ederek yavaş yavaş konuyu çok daha önemli bir boyuta, çok daha önemli bir noktaya taşımaya çalışacağım. Mutezile der ki, Kur'an ilahi söylemin muhkem ve müteşabih özelliğinden söz eder. Ama hangi ayetlerin müteşabih, hangilerinin muhkem olduğunu bize söylemez. Şimdi dikkat buyurunuz. Mutezile burada bu iki ayrımın Mutezile yazalım şuraya. Bu iki ayrımı belirleyecek olanın muvada olduğunu söyler. Bakın dilin mahiyetine ilişkin duruşun yansıması bu. Ve dolayısıyla İlahi kelamda neyin muhkem, neyin müteşabih olduğunu belirlemek akli bir
işlemdir. Dil bize okuduğumuz bir metinden, birazdan Nas'ın delalet şemasını çizdiğimde orada bunu daha net konuşma imkanımız olacak. Bize bunu söyler. Ve muhkemi akli olarak belirlediğimizde, bu akli olarak belirlediğimiz muhkem müteşabihin manasını da belirler. Böylece Mutezili gelenek yukarıda yorumun şartları olarak muvada hatibin kastı üç delil olarak belirledikleri hususu ilahi kelamda muhkem olanla müteşabih olanın tespitinde de kullanırlar ve böylece hangi ayet muhkemdir, hangi ayet müteşabihtir, müteşabih olduğu tespit edilen ayet muhkem olan ayetler bağlamında nasıl anlaşılması gerekir hususunu Mutezile böyle çözer. Ama Ehl-i Sünnet der ki müteşabih olanı nakil belirler. Akıl ayetlerin hangisinin müteşabih olduğunu söyleyemez. Hazreti Peygamber'den, sahabeden ve tabiinden bu konuda bir nakil, semai bir delilimiz yoksa biz müteşabih olup anlamı kapalı olan ayetlerin anlamlarını Allahu Teala'ya havale ederiz. Keyfiyetine karışmaksızın lafzını öylece kabul ederiz der. Mutezile böyle bir yaklaşımın Kur'an'ın mübin ve mübeyyin oluşuyla çelişeceğinden dolayı hatibin kastına muhalif olacağından, hatibin mutlaka onunla bir anlamı kastetmiş olması lüzumundan hareket ederek müteşabihleri böyle geçiştiremeyeceğimizi söyler. Haklı olarak. Ama bir dinlendirme parantezi açarak buraya müsaadenizle. Bundan sonraki bölümlerde de tartışacağımız bir hususa işaret etmek istiyorum. Kelami geleneğimiz, bunu felsefeciler tartışmışlardı, filozoflarımız. Farabi'de, İbn Sina'da, İbn Rüşd'de bunu görüyoruz. Kelamcılarımız da yok. Ama son dönem kelamcılarımız da İyici'dir, Cürcani'dir. Onlarda da görmek mümkündür. Şari-i Teala Allah neden böyle hitap etmiştir? Hitabının neden muhkem ve müteşabih bir karaktere sahip olmasına izin vermiştir? İşte bunu Cabiri de gelenekteki kaynaklardan, özellikle Mutezili kaynaklardan, işte Allah bununla insanların aklını geliştirmesini istemiş, içtihat etmelerini istemiş, bunu onlara sevap vermek istemiş, murad etmiş vesaire vesaire gibi böyle müteşabih ifadelerin bulunmasına ilişkin pek çok hikmetler kitapta okuduğunuzda da göreceksiniz. Mutezili gelenek uzun uzun Sünni gelenekte de var benzer şeyler. Bunları zikretmişlerdir. Ama ifade etmeliyim ki bunların hiçbirisi ikna edici değil. Bu bakımdan çağdaş kelamda bu hususun daha iyi tartışılması, daha iyi ele alınması ve konunun günümüzün imkanları ölçüsünde netleşmesi gerekir. Şimdi yoruldunuz biliyorum ama daha yeni önemli hususlara yavaş yavaş geçeceğiz. Bunları söyledikten sonra hem Mutezili geleneğin, yine yazalım Mutezile,
hem ehl-i sünnet bu iki geleneğin lafız anlam ilişkisi bağlamında buraya kadar yapmış olduğunuz konuşmaların tamamında gerek Kur'an'ın mahluk olup olmadığı, gerek isimler ve sıfatlar konusu gibi problemlerin bütününde mevzu çözerken şu hususu dikkate almışlar. Dikkat buyurunuz. Şimdi hem Mutezile hem Ehl-i Sünnet Allahu Teala'nın konu vahiy ve Allah olduğunda ilahi kelam yazılmış buraya. Çünkü onu konuşuyoruz. İlahi kelamın lafız ve anlam ilişkisini konuşuyoruz. İlahi kelamın lafız ve anlam ilişkisini konuştuğumuzda Sünni gelenek vahiy mahluk değildir. Çünkü kelamı nefsidir diyerek. Hayır efendim, mahluktur diyen Mutezile böyle bir akıl yürütmeyi, akletmeyi neyin üzerinden gerçekleştiriyorlar? Temel referans nedir? İşte aklın kategorik yapısında üzerinde duracağımız en temel husus buradır ve şimdi buraya gelmiş olduk. Hem Sünni geleneği değerli izleyenler, hem de Mutezili geleneğin ortak kelami ilkesi şahit ile gaibin ilişkisidir. Zihinlerimiz bundan sonra daha netleşecek ve konuyu daha berrak halde kavrama imkanımız olacak. Şimdi şahit ne demek? Gaip ne demek? Yukarıda biraz işaret ettim lafız anlam ilişkisinde. Şahit beşeri dildir. Peki gaip ne? İlahi kelam. Peki ister Mutezile olsun, ister Sünni gelenek olsun. Gaip olan ilahi kelamla ilgili kelami itikadi düşüncelerini neyden hareket ederek, neye dayanarak netleştirip ortaya koyuyor? İki gelenek. Mutezile de Sünni gelenek. Gaibi şahide kıyaslayarak. Bunları daha sonra çok fazla görüp konuşacağız. Bu durumda bu yaklaşıma göre beşeri dil dikkatimiz asıl olmuş oluyor. İlahi kelam fer olmuş oluyor. Çünkü onu beşeri dile kıyaslıyoruz ya. İşte bunun için kelamcılarımız beşeri dilde lafız anlamdan ayrışabildiğine göre ilahi kelamda da lafız anlamdan ayrışır.
Bu nedenle bir kelami nefsiden söz edebilmişlerdir. Beşeri dilde isimler ve sıfatlar bulunduğu için ilahi kelamda da isimler ve sıfatlardan söz edilmişlerdir. Kelami tüm doktrinlerimizin denası şahidin asıl gaibin onun üzerinden yorumlanmasıdır. Bunu müsaadenizle yazmak istiyorum. İster sünni olsun, ister mutezili olsun. Kelami geleneğin denası şahidin asıl gaibin ona kıyas edilmesidir. İyi de bu bir indirgemeciliktir. İndirgemedir. Bu ne ölçüde sahih bir kıyaslamadır? Bu antropomorfizmdir. Allahu Teala'yı insana, beşere kıyaslamaktır. Kelam geleneğimizin göz ardı etmiş olduğu en temel sorun, şahidin ontolojisi ile gaibin ontolojisi arasındaki ayrımı göz ardı etmeleridir. Burada temel belirleyici hem Mutezile hem de Sünni gelenekte bu iki birbirinden farklı ontolojinin ilahi varlıkla beşeri varlık arasındaki bu ontolojik ayrımın temel belirleyicisi olarak her iki gelenekte de şahit olanın, beşeri olanın mahluk, bununsa gayrimahluk olduğunu söylemektir. Peki o zaman mahluk ile gayrimahlukun üzerinden nasıl bir kıyaslama yapabilirsiniz ve bu sahih olabilir? Akıl ve söylemin yapısına ilişkin bundan sonraki bölümlerde vahyin söylemsel özelliği, özellikle icazı, mucize oluşu vesairesini konuşurken bunların üzerinde daha inşallah detaylı duracağız. Bunu söylemek ne kadar yerinde ve isabetli olabilir? Bunların hesabı verilmemiştir. Bu itibarla gaybe olan çıkarımlarımız, gaybe ilişkin çıkarımlarımızın şahit temelli oluşu ve şahitten hareket ederek gayiple ilgili yorumlarda bulunmamız hem Mutezile'nin hem Sünni kelamcıların çok ciddi problemler içine düşmelerine neden olmuştur. Bu problemleri bugün biz daha iyi hissedebiliyor ve görebiliyoruz. Bu itibarla beşeri dildeki lafız ve anlamın ayrışmasına yönelik bulgular hiçbir biçimde Allahu Teala'nın kelamına, ona özgü kelam ne anlama geliyorsa ona tatbik edilemez. Ya da ilahi kelam, beşeri kelam temelinde beşeri kelam esas alınarak değerlendirilemez. Bu itibarla ilahi kelamın
mahiyetinin ne olduğuna ilişkin tartışma daha ileri düzey felsefi altyapılar dikkate alınmaksızın tartışılamaz. Bu dersin amacı da onu tartışmak değildi. Peki bu dersin amacı tam olarak neydi? Kelamcıların lafız anlam ayrışmasında, lafız anlam ilişkisinde dilin mantığında dile neye ne olarak baktıklarını, buradan hareketle karşımıza neyin çıktığını görmemiz gerekiyordu. Peki daha iyi görelim şimdi, daha net görelim. Tabii bu arada yeni bir paylaşım açmam gerekiyor. Efendim. Zoom'un kendi tahtasını kullanalım. Evet. Dini nas sahih. Bu konuda Kadı Abdülcebbar var ve Sünni gelenekte aşağı yukarı farklı düşünmüyor. Burada manaya delalette lafız anlam ilişkisinde aklın yerini, aklın konumunu belirlemeye yönelik bir tartışmayı gündeme getirdiklerini görüyoruz. Öyleyse belirleyelim. Vahiy dini nas çerçevesinde lafız anlam ilişkisinde aklın konumu evet, aklın konumu. Kadı Abdülcebbar'ın tasnifiyle söyleyecek olursak, konu dini nasıl olduğunda bunun A. Manzumul hitap, manzumul hitap, makulul hitap, pardon, bu benim tahtamdan daha kötü kullanışlı bir tahtaymış. Evet, makulul hitap ve efendim manzumul hitap olarak ifade ettiğimiz bir ayrımın olduğunu görüyoruz. Şimdi manzumul hitap ve makulul hitabın kendi içinde iki önemli ayrıma tekabül ettiğine işaret edelim. İlahi nasın manzumul hitabı öyle bir hitaptır ki bunlar kendiliğinden anlaşılır. Yani muhkemdir bunlar. İkincisi, kendiliğinden anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Dolayısıyla kendiliğinden anlaşılmadığında iki
unsura ihtiyaç duyarız. Bir, semai delile, yani nakil ihtiyacımız olur. Diğerisi de akli delillere ihtiyacımız olur. Semai ve akli delillerle bu manzumul hitabın kendiliğinden anlaşılmayan ifadelerini anlamaya çalışırız. Bu manzumul hitaptır. Hı, az önce de detaylarını konuştuk. Bir de makulül hitabımız var ki bu da yine ikiye ayrılır. Bir nas olmazsa akıl kendi başına bilemez. Yani vahyin rehberliğine ihtiyacı olan konular. Akıl bu konuda bir şey söyleyemez. Ahiret gibi, melek gibi, cin gibi. Nasıl olmadığında bunlar konusunda aklın kendi başına bir şey söylemesinin zor olduğu alanlar genel olarak böyle kabul edilir. İki, nas olmasa da akıl bunları bilirdi. Evet. İşte tevhid, adalet vesaire gibi. Tevhid, adalet vesaire gibi. Bu ayrımdan hareketle baktığımızda gerek manzumul hitapta lafız anlam ilişkisi gerekse burada lafız anlam ilişkisi dil çerçevesinde yine belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Sonucu olarak dil bunu pardon. Sonuçta yazalım şuraya. Dil yani daha açık belirleyecek olursak lafız A anlama doğrudan delalet eder. B. Lafız anlama işaret eder. C. Lafız anlama ancak tevil ile delalet eder. Sonuç budur. Peki bu önemli sonucun şimdi sonuçlarını görelim. Lafız anlama doğrudan delalet ettiğinde aklın görevi, şuraya yazalım aklın görevi. Tahtayı bir daha kullanmayın. Aklın görevi anlar. Lafız manaya işaret ettiğinde bunu istinbat eder. O işaretten çıkarımda bulunur.
İstinbat. İstinbat eder. Hay Allah. İstinbat eder. Lafız manaya ancak tevil yoluyla işaret ettiğinde akıl bunu keşfeder. Keşfeder. Anlar, istinbat eder, keşfeder. Bu üçünde de akıl dini nas için bir araçtır. Bu dersimizin mesajı ve en son, en önemli ifadesi buydu. Yani şöyle söyleyelim, şurayı kullanalım. Lafız. Diğer bir ifadeyle dil. Dil. Asıldır. Asıldır. Akıl ferdir. Beyani aklın dil lafız pardon lafız anlam ilişkisinde gerek dilcilerin, gerek fıkıhçıların, gerekse kelamcıların konuya yaklaşımlarının genel çerçevesi içerisinde baktığımızda aklın araçsal boyutuyla tüm işlevinin dini nassın, metnin bize hangi anlamı, hangi boyutta gösterdiğini kavramakla ilgili bir alet, bir araç olduğunu göstermektedir. Bu itibarla çağımızda sıklıkla duyulan ve yanlışlıkla yine modern bir kavram olan rasyonalist olmakla tavsif edilen Mutezile rasyonalist değildir. Rasyonalizm bilginin kaynağını akıl görmektir. Hiçbir mutezili erken dönem ve geç dönem alim bilginin kaynağını akıl görmez. Nastır. Mutezile'yi sünni gelenekten farklı kılan temel faktör dilin mahiyetine ilişkin tavırdır. Biri tevkifi kabul ederken diğeri bunu muadâ ile olduğunu kabul eder ve orada akla bir yer biçmeye çalışır. Sünni gelenek dini nas'ın tefsirine ve anlamına yönelirken Mutezili gelenek onun yorumuna, üretimine yönelir. Ama temel enstrüman dildir. Her ikisi de dili kullanır. Sünni gelenekte dili kullanan beyani bir akla sahiptir. Mutezili gelenekte dili kullanan bir akla sahiptir. Ama dile ne anlam yükledikleri, dili nasıl kabul ettikleri, dilin mahiyetine ilişkin nasıl bir duruşa sahip oldukları belirleyicidir. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde şayet başarabildiysem, lafız anlam ilişkisinde kelamcılarımızın özellikle dilin mantığına yönelik temel duruşları ve tavırları ve yine temel doktrinleri itibariyle konuya nasıl baktıklarını ve nasıl bir akliyeye sahip olduklarını, aklı nasıl konumlandırdıklarını, aklın orada nasıl bir işlevinin olduğunu tespit etmiş olduk. Sonuç itibariyle
Bugünkü tabii dersin sonucu itibariyle. Bundan sonraki bölümü de inşallah ele aldığımızda beyani aklın lafız anlam ilişkisi üzerinden tam olarak nasıl bir akla sahip olduğuna dair daha iyi bir sonuç değerlendirmesi inşallah yapabilme imkanımız olacaktır. Ama şimdilik söyleyeceklerimiz lafız ile anlamın ayrışmasına, birbirinden müstakil hale gelmesine ve bu kopukluğun aynı zamanda ilişki boyutunu tespit ederek oradan lafzın anlamla ile kurduğu bu ilişkiyi tespit etmeye yönelik olduğunu gördük. İnşallah kısmet olursa bundan sonraki derslerimizde bu konuyu daha bir derinleştirerek daha farklı ve ileri boyutlarıyla inşallah ele almaya çalışacağız. Bu arada felsefe okumalarına giriş dersleri başlattım. Muhtemelen bugün yarın onun için kanalda bir pencere açacağız. Oraya arkadaşlar koyacaklardır. Umarım beğenirsiniz. Orada da bu dersleri tamamlayacağına inandığım konuları ele alacağız. Daha doğrusu almaya başladık. Bir de bu dönem kısmet olursa başarabilirsem Nasır Hamit Ebu Zeyd okumaları yapacağım. Bu okumalar, Ebu Zeyd okumaları, Cabiri okumalarımızla son derece yakından ilgili. Bu konuşmuş olduğumuz kısmen Cabiri'nin projesi bağlamında muhtasar olarak ele almak zorunda kaldığımız kimi mevzuları, mesela tevil gibi, yorum gibi meseleleri, Ebu Zeyd okumalarımızda çok daha tafsilatıyla ve derinlikleriyle ele alma imkanımız olacak. Dolayısıyla böylece bu akademik rehberlik ve akademik çalışmalarımıza, hazırlığınıza katkıda bulunmasını amaçlayarak yapmış olduğumuz bu derslerimiz, inşallah siz değerli öğrencilerimin ya da ilgi duyan izleyicilerimizin ufkunun açılmasına, farklı bir perspektiften konulara bakabilmelerine imkan sağlar, buna vesile olur diye umut ediyorum. Yine uzunca bir dersi sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir sonraki Cabir okumalarda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.